Gazetecileri Koruma Komitesi'ne göre dijital teknolojinin birçok amatör gazetecinin kendi başlarına olay yerlerine gitme olanağı sağlaması üzerine son 10 yılda gazetecilere yönelik tehditler büyük ölçüde değişti. Çünkü hükümetler ve çeşitli gruplar olayları belgelemeye çalışan herkese karşı öldürmeye varan eylemlere girişiyor. Suriye'de Şubat ayında deneyimli Amerikalı savaş muhabiri Marie Colvin, Fransız fotoğrafçı Remy Olçik ile birlikte öldürüldü. Gazeteciler hedef alındıklarını, gerçekte kimse tarafından korunmadıklarını anladı ve başlarının çaresine bakmaya başladı. Amerika'nın Sesi muhabiri Peter Heinlein, Mayıs ayında Etiyopya'da bir gösteri sırasında protestocularla görüşmeye çalışırken tutuklandı. Heinlein, gazeteciliğin giderek daha tehlikeli bir meslek haline geldiğini söylüyor. Olay yerine gittiğinizde gazetecileri durdurma, haber vermelerini önleme konularında daha çok yetenek kazanmış güçlerle karşılaşacağınızı biliyorsunuz. Gazetecileri Koruma Komitesi'nin yeni güvenlik rehberi deneyimsiz muhabirler için tehlikeli durumlarda ne yapacaklarını gösteren temel önlemleri, yaralanma ya da tutuklanmada başvuracakları yolları ve tehdit değerlendirmelerini özetliyor. Rehberde dijital güvenlik konusunda da bilgi veriliyor. Komite danışmanı Frank Smith, gazetecilerin bu konuda daha yeni bilgi sahibi olmaya başladıklarını söylüyor. Hard disklerindeki bilgiyi nasıl koruyacakları, elektronik posta, cep telefonu gibi haberleşme olanaklarını nasıl koruma altına alacaklarını bilmeleri gerekiyor. Rehberde ayrıca cinsel tecavüz dahil çeşitli saldırıların yol açacağı travmaya karşı ruhsal dengeyi korumanın önemi de vurgulanıyor. ABC televizyonu muhabiri Martha Radat, iyi bir gazetecinin başkalarının duygularını anlaması, yaşadıkları olayların bıraktığı acı anılarla baş etmeyi bilmesi gerektiğini söylüyor. Bir gün ailemle bir yere gidiyordum. Yolda küçük bir çocuğu koşarken gören kızım, "Bebeğimi al!" diye bağırdı. Bu beni 1980'lerde kıtlık çeken Etiyopya ile ilgili bir anıya götürdü. Kadınlar açlıktan ölmek üzere olan bebeklerini kurtarmak için bana vermeye çalışıyorlardı. Martha Radis, gazetecilerin çok ihtiyatlı olmaları gerektiğini, güvenliğin bu meslek için en temel konu olduğunu söylüyor. Radat, Gazetecileri Koruma Komitesi rehberinin bu alanda önemli bilgiler sağladığını, ancak görevlerini yapma ve hayatta kalma konusunda esas sorumluluğun gazetecilerin kendilerine düştüğünü vurguluyor. Hülya Polat, Amerika'nın Sesi, Washington.